Hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün değerli bir konuğumuzu yanımıza ağırlıyoruz. Koler Enerji Genel Müdürü Uğur Kaya Karayurt bizimle birlikte. Uğur Bey hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi biz enerji sektörünün başka bir boyutunu konuşacağız. Aslında serbest tüketici boyutunu biraz değerlendireceğiz. Şirketiniz hangi bölgelerde faaliyette? Önümüzdeki süreçte yeni bölgeler var mı? Gündeminize aldınız mı bunu 2017 için? Evet. Koler Enerji normalde ulusal anlamda hizmet veren, ulusal anlamda abone kaydeden bir şirket. Yani dolayısıyla hani tüm Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz ama tabii stratejik anlamda tabii belli bölgelerde daha yoğunlaşıyorsunuz. Pazar büyüklüklerine göre, oradaki hedef pazara, potansiyel pazara göre yoğunlaşıyorsunuz. Doğal olarak işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler, peşinden Gaziantep gibi, Eskişehir gibi bu anlamda potansiyel gördüğümüz yerlere ilk başta yoğunlaştık açıkçası. Buralardan daha, buralarda konsantrasyonumuzu artırarak buralardan daha çok abone almaya gayret ettik. Ama bu diğer illerden abone almadık bugüne kadar anlamına gelmiyor. Onlardan da abone alıyorduk. O bölgelerde de bayilerimiz var. Şimdi yavaş yavaş bu illerin dışında da yoğunluğumuzu artırıyoruz. Tüm Türkiye'den bu anlamda iş ortakları seçiyoruz. Bayiler seçiyoruz ve işte nereler buralar derseniz, işte Elazığ bunun içerisinde, nereler derseniz işte Gümüşhane bunun içerisinde, Samsun bunun içerisinde, yine Ege'de Manisa, Aydın sırasıyla tüm Türkiye'de hem bir yandan bayilik sözleşmeleri imzalıyoruz, bir yandan da abone kaydı yapıyoruz. Şimdi bu serbest tüketici hakkı verildi özelleştirmeye takiben insanlara. Evet. İlk başlarda çok anlaşılamadı. Yavaş yavaş insanların kafasında oturdu gerçi ama yine de evet, serbest tüketici hakkı diye bir şey var. Evet. Bu konuyu tekrardan izleyiciler açısından biraz özetle aydınlatalım isterseniz. Tabii hay hay. Şimdi serbest tüketici aslında çok hani anlaşılır bir tanım yapalım isterseniz. Serbest tüketici enerjiyi indirimli alan ve kendi tedarikçisini kendisi seçen, yani istediği yerden marketteki görevli, marketteki tedarikçiler arasından arzu ettiği enerji şirketiyle çalışabilen tüketiciler oluyor. Bunun bir, tabii bunda bir kriter var. Nedir o? Bu kıstas her sene değişiyor. Her sene 1 Ocak itibariyle değişiyor. 3600 kilowatt bugünkü kriter, kıstas. Bir geriye dönük 12 ay içerisinde 3600 kilowatt tükettiyseniz, ki bu da kabaca, çok kabaca işte 120-130 TL aylık faturanız 120-130 TL civarında olması gerekiyor. Olan herkes serbest tüketici olabiliyor. Direkt olmuş anlamına gelmez. Bu anlamda bir tedarikçiyle kontrat yapıyor. Serbest tüketici anlaşması imzalıyor ve dolayısıyla serbest tüketici oluyor. Şimdi abonelere getirilen bu serbest tüketici hakkıyla birlikte elektrik piyasasında da bazı şeyler değişmiştir muhakkak. Nasıl bir açılım sağlandı? Burada avantaj ve dezavantaj bazında değerlendirecek olursak. Aslında bakacak olursanız zaten serbestleşme ve özelleştirme bir anlamda markete rekabet getiriyor her şeyden önce. Yani serbestleşmenin, bir pazarda serbestleşmenin bir dolu, yani özellikle mesela elektrikle ilgili, elektrik enerjisi, elektrik endüstrisiyle ilgili konuşacak olursak, işte yabancı sermayenin gelmesi, özel sektörün sektöre yatırım yapması ve bunun gibi bir dolu fayda beklentisi oluyor. Maliyetlerin düşmesi, yani tüketiciye bunun olumlu yansıması gibi, hizmet kalitesinin artması gibi, hemen yine ekleyecek olursak emre amade sistemin, o sistemin emre amadeliğinin, o kalite verimliliğin artması gibi bir dolu faydası var. Şimdi dolayısıyla peki bu hani abonelere nasıl yansıyor ağırlıklı olarak? Bence orası çok ilgilendirecek izleyicilerimizi, herhalde ilgilendiriyordur. O da şu, bir kere ceplerine yansıyor. Bir kere elektriği indirimli ve daha ucuz alıyorlar. Yani hani ulusal tarifelerden, hani rutinden daha indirimli elektrik alıyorlar. Bu birincisi. İkincisi, oluşan o rekabet koşullarından dolayı, rekabet şartlarından dolayı bu tedarikçiler hizmet kalitelerini yükseltiyorlar. Verdikleri hizmette bir takım şeyler eklemeye gayret ediyorlar. Dolayısıyla daha iyi hizmet ve daha iyi hizmeti daha uygun fiyatla almak gibi bence önemli bir farkları oluyor. Dezavantaj kısmında var mı çok göze çarpan şeyler? Aslında bir dezavantaj bu anlamda olduğunu çok düşünmüyorum. Sadece şuna dikkat edilmesi gerekir. Eğer burada bilinçli davranmazsa tüketicimiz,
dikkatli davranmaz. Hani nereden aldığınızın da bir önemi var. Yani sonuçta siz bir kendinize bir tedarikçi seçiyorsunuz. Bu tedarikçinin kalitesi nispetinde de memnun kalıyorsunuz. Her diğer sektörlerde olduğu gibi. Burada buna dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer hani bu anlamda iyi hizmet veremeyecek, o altyapısı olmayan bir şirketle o anlamda çalışıyorsanız belki bir dezavantaj bir olumsuzluk yaşayabilirsin, ama ben ona tüketicilerin çok dikkat ettiğini düşünüyorum açıkçası. Zaten rekabet ortamında herhalde daha kaliteli hizmet her kurum için ayrı ayrı önem taşıyor. Kesinlikle, buradan onu anlıyoruz. Kesinlikle öyle. Rekabet sonuçta kaliteyi ilaki getiriyor. Kesinlikle. Peki servis tüketici sözleşmesi kapsamında sizin abonelerine gibi avantajlarınız var? Onu da öğrenmek isterim. Ne kadar yeni abone kazandınız bu süreçte? Yani bu konunun yürürlüğe girmesi sonrası. Hı hı. Ben şunu söyleyebilirim. Bir kere öncelikle belki şunun altını çizelim. Bu hani biraz önce bahsettim, 3600 kW. İşte 130 TL, aylık 130 TL gibi. Dolayısıyla bu kıstas, bu standart daha yoğun bir şekilde hani kurumsal şirketler, işletmeler, hani küçük de olsa işletmeler, hani meskene ve evlere bu çok fazlası daha yansımadı henüz. Bu gittikçe her sene bu rakam, bu oran düşüyor ve düştükçe de bundan herkes istifade edecek bu haktan. Şu an daha ziyade işletmeler. Dolayısıyla karşımızda anlatmak istediğim, karşımızda kurumlar ve işletmeler var. Biz ne sağlıyoruz? Yani hani niçin hani bu anlamda iddialıyız diye baktığımda ben hemen şunu söylüyorum bir kere. Bir kere bizim bütün abonelerimizin, bütün o müşterilerimizin bir enerji danışmanı var rahatlıkla diyebiliyorum ben. Neden? Direkt cep telefonlarından ulaşabiliyorlar. Şöyle bir hani 5-10 yıl öncesine, 3-5 yıl öncesine gidersek hatırlayın, hani işte şeyler vardı, böyle hani bir takım sıkıntılar yaşardık işte fatura öderken vesaire. Bunların hiçbiri kalmadı. Yani bunların hiçbiri şu an bu anlamda yok. Bırak onu, dediğim gibi yani bir bu anlamda bir yetkiliye cep telefonundan ulaşıyorsunuz. Bu ne kadar güzel bir şey. Evet. Yani ne kadar keyifli bir şey. Bunun yanı sıra mesela bir WhatsApp numaramız var. Hani bir şey mi oldu? Hemen WhatsApp'tan bize mesajla ulaşıyorsunuz. Mesajla cevap alıyorsunuz. Yani gibi yani bunları çoğaltılabilir tabii. Bu ve benzer avantajlarımız var. Her sene de Kolen kendini bu anlamda ikiye katlayarak gidiyor. Evet. Şimdi bir de tabii biz enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Evet. İthalatı bir kenara bırakırsak aslında cari fazla bile veri olabiliriz. Evet, evet. Dolayısıyla yeni adımlar atılma gibi planlar var. Özellikle bu yenilenebilir enerji günlük yatırım kararları bazında. Doğru. Şimdi IFA Ecevit'in 2020'ye kadar Türkiye yenilenebilir enerjiye yönelik 28 milyar dolarlık bir yatırım çekeceği açıklamıştı son halinde. Doğru, doğru. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz Uğur Bey? Şimdi şöyle, yenilenebilir enerji, hani belki bir onun altını şöyle bir çizmek lazım. Yenilenebilir enerji malum doğanın kendini yenileyebildiği ve yerine tabiri caizse yenisini koyabildiği kaynaklardan elde edilebilen enerjiye diyoruz yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerji kaynakları da bunlar. Neler bunlar? İşte malum hidroelektrik santralleri bu gruba giriyor mesela. Güneş enerjisi bu gruba giriyor. Rüzgar bu gruba giriyor. Jeotermal enerji yine bu gruba giriyor. Bu ve benzerleri. Bunlar hep doğanın kendini bu anlamda hani yenileyebildiği kaynaklar. Tartışmasız bu mecraya çok yatırım yapılmak durumunda her anlamda. Zaten enerji verimliliği üst başlığı altındaki bir konu bu. Yani bunlarsız bir enerji verimliliğinden falan hani söz etmek çok şey değil. Aynen Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu'nun en son raporu, o benim de basından yine takip ettiğim de bir konu. 28 milyar dolar civarında bir yatırım çekeceği, bunun yanlış hatırlamıyorsam 16 milyar doları rüzgar olması lazım, 7 milyar doları güneş enerjisine olmak üzere bu alana ciddi bir yatırım bekleniyor açıkçası. Evet, özellikle 2020 zaten evet. Az bir süre var. Tabii. Bu sene gibi bir süre iyi bir rakam aslında. Şimdi enerji verimliliği dediniz. Enerji verimliliği konusunda da herhalde ülkemizin atması gereken de bazı adımlar var. Sizce nelerdir bunlar? Şimdi en basiti şöyle söyleyeyim. Bu başlık altında biraz önce söyledik işte yenilenebilir enerji kaynakları mesela. Bu mecra mesela şöyle, bakanlık altında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
mesela altında. Bu ve yani hem yenilenebilir enerji hem akıllı binalar, biliyorsunuz işte akıllı binalar, yeşil şehirler, yeşil binalar gibi. Bu anlamda verimliliği artıracak bir dolu mecra var. İşte bu tür dünya çapında bu tür projelerin takibi gibi, bu işin eğitimcilerini eğitmek gibi, bu anlamda şu anda da bunların hepsi yapılıyor zaten. Ciddi manada bir destek var. Evet. Peki Kolen ve bünyesinde yer aldığınız Kolin Enerji. Evet. Bu yenilebilir enerji konusunda yatırım evet. planları var mı önümüzdeki süreçte? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında bizim bu arada şunu hemen belki belirtmem lazım. Kolin çok büyük bir grup tabii. Ve Kolen bu işin daha ticaret tarafında duruyor. Hani yatırım bizim işte yatırım şirketlerimiz, üretim şirketleri var grup bünyesinde. Zaten bizim aslında baktığınız zaman yapıda, mesela Gümüşhane'de Akköy 1, Akköy 2 hidroelektrik santralleri, bunlar yenilenebilir enerji kaynakları içerisine giren santraller. Hemen peşinden Antalya bölgesinde yine Yalnız Ardıç, Berat, Yaprak, HES hidroelektrik santrallerimiz var. Daha çok yakın dönemde, yani bundan hemen çok yakın dönemde yine yenilenebilir enerji kaynağı bu anlamda Doğankent, Kürt'ün ve Torul hidroelektrik santrallerine yatırım yapıldı. Devreye bu anlamda girdi. Şunu söyleyebilirim, yine güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bizim ağırlıklı olarak takibimizde olan.